Merhaba, önceki videomda size X-T4 için aldığım bazı aksesuarlardan bahsetmiştim. Yine aynı video içerisinde bir de taşıma çantası aldığımı söylemiştim. O taşıma çantası şu an burada gördüğünüz çanta. Ve peki ben bu çantayı neden tercih ettim? Size tavsiye ediyor muyum? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Önce gelin size şöyle yakından çekimlerle bu çantanın bölmelerini bir göstereyim. Nasıl bir hacmi var, nasıl bölmelere sahip? Bunlara bir yakından bakalım. Ondan sonra genel yorumlarımı toparlamaya çalışacağım. Bugün size Fujifilm X-T4 için yeni aldığım bir aksesuardan, burada görmüş olduğunuz çantadan bahsedeceğim. Bu çanta aslında çeşitli internet sitelerinde satılıyor. Fujifilm'in kendi internet sitesinde de satılıyor. Ama ben Fujifilm Shop Kadıköy mağazasına gittim ve oradan aldım. Oradan almanın avantajı hem bu ürünü canlı canlı görebiliyorsunuz, hem de oradaki çalışanlardan indirim istediğiniz zaman bu konuda yardımcı oluyorlar. Bu nedenle mağazadan da alma fırsatınız varsa orayı tavsiye edebilirim. Şimdi gelin bu çantanın özelliklerine bir bakalım. Şöyle yakından size göstermeye çalışacağım. Şurada gördüğünüz gibi bir tutma kısmı var. Şu askı çantanın içerisinden çıkıyor. Bunu kendiniz takıyorsunuz. Ben şöyle asıp kullanabilmek için orada mağazadayken hemen taktırdım. İsterseniz kendiniz de takabilirsiniz. Şimdi şöyle bölmelerine bakacak olursak önce iç kısmını göstermek istiyorum. Şöyle iç kısmına baktığımız zaman şuradaki fermuarı çektiğimizde gördüğünüz gibi içerisinde bazı bölmeler var. Ve bu bölmeler birazcık modüler yapıda düzenlenmiş. Yani modülerden kastım şu. Bazı kısımları şöyle çıkartabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yapışkanlı kısımlar var. İçeride de bu yapışkanlı kısımlarla oturacak bölümler var. Mesela gördüğünüz gibi hepsini istersen çıkartabiliyorum. Ve şöyle kendime daha geniş bir alan yaratabiliyorum. İsterseniz böyle kullanabilirsiniz. Ya da eğer ihtiyacınız doğrultusunda şöyle yeni bölmeler açmak istiyorsanız bu şekilde kendinize bölme yaratarak da kullanabilirsiniz. Ya da ürünü koydunuz, üstünü bir şekilde kapatmak istiyorsunuz. Yine şöyle yapıştırarak buraları kapatabilirsiniz. Buradaki kullanımlar size kalmış. Şu içerideki kısımlar bu şekilde kolayca çıkabiliyor. Ben genelde makineyi şöyle büyük olan bölmeye koymaya çalışıyorum. Şimdi bölmede objektifi çıkartmak birazcık sorun oluyordu benim için. Şimdi istersem şöyle objektif aşağı gelecek şekilde takabilirim. Yani çantanın içerisine yerleştirebilirim. Ya da bunun yerine şu şekilde de koyabiliyorum artık. Gördüğünüz gibi objektif bile takılıyken buraya kolayca sığıyor. Hatta benim için şu taşıma kolları da bağlı şu an. Onu da üstüne atabiliyorum. Bu şekilde hem makinenizi, yani hem gövdeyi hem de objektifi içerisine alabiliyor. Ve yanında da şöyle boşluklar kalabiliyor. Ve bu boşluklara mesela ne koyabiliriz? Şimdi diğer aksesuarlara baktığımız zaman örnek olarak yedek batarya oldukça önemli. İster yedek bataryayı kutusuyla bile koyabilirsiniz buraya. Bakın buraya koydunuz ve gayet kolay sığabiliyor. Ya da batarya yerine şöyle bir kullanım yapalım. Örnek olarak ben filtreleri yanımda taşıyorum diyelim. İşte içerisinde UV filtre var, polarize var ve ND4 filtre var. Filtreyi koydum, üstüne de gördüğünüz gibi yedek bataryamı koyabiliyorum. Hala elimde kullanabileceğim bazı alanlar var. Şimdi dediğim gibi şunları kullanarak kendime yeni alanlar açabilirim. Ya da şunlara bakabilirim. Mesela şurada bir tane daha bölme var. Şuraya baktığınız zaman işte buraya varsayalım ki benim kutularım vardı. Mesela gövdenin içerisindeki, şöyle göstereyim. Gövdenin kapağı var ve objektifin kapağı var. İstersen bunları doğrudan böyle koyabilirim. Ya da şöyle bir poşet içerisinde saklamayı seviyorum ben çizilmesin diye. Onları bu şekilde koyabilirim. İşte sizin mesela yani hafıza kartının şu kutusu büyük ama kendisini koyabilirsiniz isterseniz. İşte ya da hafıza kart kutunuz vardır. Onu buraya yerleştirebilirsiniz. Ya da şarj aletinizi koyabilirsiniz. Veya biliyorsunuz Fujifilm X-T4'ün içerisinden şöyle ses mikrofon için dönüştürücüler çıkıyor. Mesela onu da burada saklayabilirim. Böyle güzel kullanışlı alanları var. Burayı da kapattığımızı varsayalım. Şimdi çantanın içerisinde kapattık. Başka size göstermek istediğim bir bölüm daha var. Şimdi burayı kapattıktan sonra şöyle çantayı çevirelim. Şu tarafta da bir tane daha bölmemiz yer alıyor. Şimdi buna da bakalım. Bu bölmeye de çeşitli şeylerinizi koyabilirsiniz. İşte mesela şarj aleti vesaire, artık ne koymanız gerekiyorsa, ya da yanınızda mesela bir not defteri ve kalem taşıyorsunuz diyelim. Onları isterseniz buraya koyabilirsiniz. Evet, şöyle yanlara geçtiğimiz zaman yine isterseniz su şişesini koyabilirsiniz ya da başka şeyleri koyabilirsiniz buraya. Şöyle bir yapısı var. Şöyle bir bölme. Buraya istediğiniz şeyi sıkıştırabilirsiniz. Bu hem sağ tarafta var hem de
sol tarafta var. Onu da göstereyim size. Şöyle. İki tarafta da böyle bir bölme olması güzel. Eğer ben şu kolu taşımak istemiyorum, sadece şöyle taşıyacağım derseniz zaten şuradan çıkartabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki kısımda da şunlar çıkabiliyor. Onun dışında şu içindeki bölmeye tekrar dikkat çekmek istiyorum. Şimdi içini açalım. Şurada bir tane daha bölme var. Gördüğünüz gibi. Ben buraya 11 inç tabletimi koymayı denedim ama kılıf olmamasına rağmen biraz yetersiz geldi. Eğer sizin daha küçük boyutta, yani 11 inçten daha küçük boyutta bir tabletiniz varsa tablet koyabilirsiniz ya da not defteri koyabilirsiniz. Veya cüzdanınızı, işte mesela cep telefonunuzu koymak istiyorsunuz diyelim. Cep telefonunuzu mesela şöyle deneyelim. Gördüğünüz gibi güvenli saklayabilirsiniz. İşte arabanızın anahtarı vardır, onu koyabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben bunu koydum. Yanına da şöyle cüzdanımı koydum. Onun yanına da anahtarımı koydum diyelim. Evet, her şeyinizi tek çanta içerisinde toplayabilirsiniz. Tabi bu kadar her şeyi koyunca birazcık kapatması zorlaşıyor. Şöyle aldığım zaman artık fotoğraf ya da video çekebilir halde dolaşabilirim. Evet, böylece çantanın bölmelerine yakından bakmış olduk. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yani çünkü bölmelerini özellikle göstermeye çalıştım. Şimdi benim söyleyebileceğim en sevdiğim kısım şu oldu çantayla ilgili. O gördüğünüz yapışkanlı, cırtçıklı bölümleri çıkartıp istediğimiz gibi kendimize yeni bölmeler yaratabiliyoruz. Bu oldukça güzel. Örnek olarak ben makineyi şu an objektif takılı şekilde şöyle koymaya çalışıyorum. Ve benim için şöyle yatayda daha uzun bir bölme gerekiyor. Ama ben bunu örnek olarak objektifi çıkarıp objektifi ayrı, gövdeyi ayrı bir şekilde taşımak istersem yine o cırt cırtlı yapışkanlı bölümleri daha küçük bölmeler oluşturarak ikisini ayrı yerlerde taşıyabilirim. Şu an benim yedek bir objektifim olmadığı için böyle taşımayı uygun görüyorum. Ya da şöyle dik de taşıyabilirim. Mesela bu sefer o hacim değişeceği için ona göre kendinize bir bölme yaratabilirsiniz. Ya bu şekilde kendimizin ayarlayabilmesi oldukça güzel. Hem makineyi hem de diğer eşyalarımızı kolayca saklayabiliyoruz. Bu oldukça hoşuma gitti. Ama eksi bulduğum yönlerden bir tanesi şu. Bu çantanın daha küçük modelleri de var boyut olarak. Ben birazcık büyük olanı tercih ettim. Buna rağmen 11 inç iPad'im maalesef sığmadı. Yani iPad'de harici bir böyle kılıf vesaire de takılı değil. Ama ona rağmen 11 inçlik iPad'i böyle gönül rahatlığıyla ben bu çantada taşırım diyemiyorum. Hem iPad'i o bölmelere koyarken fermuarlara böyle temas edecek gibi geldi bana. Yani çizilme ihtimali çok yüksek. Çok fazla böyle geniş bir alan yoktu. Hem de iPad'i çantaya koyup geri almak istediğimde muhtemelen çizeceğim gibi sorunlarla karşılaşacağım gözüküyor. Bu nedenle hani iPad, 11 inç iPad ve üzeri varsa elinizde onları taşımak biraz problem olacaktır. Ama iPad mini gibi daha küçük cihazlarınızı ya da telefonlarınızı kolayca taşıyabilirsiniz. Bunu özellikle belirtmek istedim. Bunun dışında zaten çantayı ister şu şekilde taşıyabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde boynunuza asabilirsiniz. Ben genelde böyle kullanmayı tercih ediyorum. Ya da işte şöyle çapraz bir şekilde asarak böyle de taşıyabilirsiniz. Bu tamamen kullanım kısmı size kalmış diyebilirim. Şuralardan yine boyunuza göre zaten ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Ben sadece şöyle el çantası gibi taşıyacağım derseniz şu kısımları çıkartabilirsiniz. Bunlar size kalmış. Oldukça modüler bir çanta. Ya benim hoşuma gitti. Ya ben aslında şundan bahsetmem gerekiyor. Ben daha çok böyle çantalar yerine sırt çantasını seven birisiyim. Ama her zaman bilgisayarı yanıma almam gerekmiyor. Mesela laptopu yanıma almam gerekiyorsa zaten o zaman sırt çantası almam gerekir diye düşünüyorum. Henüz öyle bir çantam olmadığı için ve şu an sadece makineyle dışarı çıkmak istediğim için böyle bir çanta oldukça işime yaradı. Bu çantayı o açıdan size tavsiye edebilirim. Yani sadece makineyi taşıyacağım, yanına da birkaç eşyamı koyacağım diyorsanız böyle güzel bir çanta alabilirsiniz. İçindeki bölmeler de sizi rahat ettirecektir. Bu nedenle ben de bu çantayı size yakından tanıtmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yine bir hatırlatma yapayım. Ben bunu Fujifilm mağazasından aldım ve bir miktar indirim yaptılar. Siz tabii ki isterseniz Fujifilm'in online mağazasından ya da bambaşka satıcılardan bu çantayı alabilirsiniz. Ben en azından Fujifilm'in kendi sayfasının linkini bırakacağım video açıklamalarına. Oradan daha detaylı açıklamalara, içerisindeki o ölçülere ulaşabilirsiniz. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. X-T4 için bir aksesuar videosu daha gelecek. Eğer yeni parçalar alırsam onlarla ilgili videolar da çekmeye çalışırım. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda bunları belirtin. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz abone oldukça bu videoların devamı gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.